Sakarya'nın Arif ilçesinde lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde görüştüğü işçinin tabancasıyla vurduğu Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Başisker ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik istendi. Karacan'ın cenazesi daha sonra Lastik İş Sendikası sosyal tesislerine getirildi. Burada ise bir tören düzenlendi. Lastik İş Sendikası sosyal tesislerinde düzenlenen törenin ardından Abdullah Karacan'ın cenazesi Fevziye Camii'ne getirildi. Cenaze için camiye binlerce kişi geldi. İşçiler baba olarak gördükleri Karacan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Karacan, Bahçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim bu helalliğinizi, bu hüsn-i şehadetinizi en güzel şekilde makbul eyle. Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşması Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları Selahattin Kabadayıoğlu, Levent Yılmaz ve Sait Acar'la aynı zamanda Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlçedeki STK ve oda temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Baran, 150 milyon hedefiyle çıktığımız yolda 450 milyon yatırım yaptıysak sizlerin emeği büyük dedi. Kocaeli'de yaptığımız projelerle engel yaşıyoruz. 35 milyon lira bir yatırımla ilçesine bir kampüs, bir üniversite, bir fakülte kazanmadan temelindeyiz. 3200 tane üniversite öğrencisine burs veren tek belediyiz. Kocaeli'de en kaliteli ve en güzeli halkına sunan tek belediyiz. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın kapatılan Kuruçeşme Polis Karakolu'nun Cuma günü tekrar açılacağını söyledi. Kuruçeşme'ye giderek kapatılan karakol binasındaki tadilat çalışmalarını inceleyen Başkan Doğan, "Valimiz ile görüşerek karakolun yerinde kalması için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ettik." dedi. Bunun için ne gerekiyorsa, bizim tarafımızdan varsa bir ihtiyaç yapabileceğimizi ifade ettik. Ve sağ olsunlar bu konuda gerek meclis üyelerimiz, gerek muhtarlarımızla birlikte bir çözüm sonucuna ulaştık. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklamasının ardından Kocaeli'de hizmet eden yaklaşık 100 muhtar düzenledikleri toplantıyla Doğan'ı desteklediklerini açıkladı. AK Parti'nin almış olduğu kararlar doğrultusunda 3. dönem kuralına takıldığını düşünerek yapmış olduğumuz açıklamanın kendisini üzmeyeceğini, biz muhtarları sevdiğini biliyoruz. Toplantıda konuşan Vedat Yoldaş, İnandığımız, güvendiğimiz İzmit Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Doğan'ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz dedi. Köy konakları, mahalle konakları ile çağdaş belediyecilik anlayışına katkı sunan, girdiği her ortamda sıcak ve samimi bir şekilde karşılığı olan, velhasıl kendisine inandığımız, güvendiğimiz İzmit Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Doğan'ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Doğan. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu programlarını tamamlayıp evine döndüğü esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başiskele'de özel bir hastaneye kaldırılan ve bel fıtığı teşhisi konulduğu öğrenilen Karaosmanoğlu'nun müdahale sonrası eve götürüldüğü ve 2 gün boyunca istirahatli olduğu öğrenildi.
Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Enes Şerit, 9 Kasım Cuma günü kaybolmuş, 11 Kasım Pazar gecesi ise ailesi tarafından İstanbul Pendik'te bulunmuştu. Ancak Enes dün öğle saatlerinde tekrar evden kaçtı. Enes'in İstanbul'da olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Enes Şerit'i görenlerin baba Murat Şerit'e telefon numarasından ulaşmaları ya da polisi aramaları rica olunur. Hem gözle bakanın dahi hiç... İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan katıldığı programda ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Görev istenmez verilir diyen Doğan, ben bu göreve talibim dedi. Doğan ayrıca İbrahim Karaosmanoğlu'nun projelerine hakim olduğunu söyleyerek anlatılan vizyonu getirebilecek bilgi ve birikime sahibim ifadelerini kullandı.